bak bunu çekin de bari biz gümüş parayla bir dakika vereceğiz mi? Bak ablan da bana oy kapıda şey, mı? Zahat abinin evinin arkasında bir direk de yamulmuş, o da yıkılıyor. Görmedin mi? Abi çekin. Şimdi bu deprem sorusu yapılan konutlar buralarda. Evet, öyleymiş, ben sonradan aldım, bilmiyorum. Ben Ereğli'liyim, Zonguldak Ereğli'liyim. Ben burayı aldım, parayla aldım. Parayla aldıktan sonra ben bu evin içine geldiğimde direği gördüm. Ama direği normal hatıl direği zannettiğim için şey yapmadım. Öyle de incelemedim yani. Çok öyle durumum olup da çok yani alacak bir durumum olup da bu güzel bir yerden ev alamam. Alamazdım. Burası uygun gelince ben de bunu aldım. Ve sonradan bir ay sonra falan gördüm direği evin üzerinde. Sordum bu ne bizim evin üzerinde direk görünüyor diye. Komşularım da dediler ki elektrik direği varsa evin ortasında. Ondan sonra bir türlü alışamadım. Korktum. Yağmur yağdığında, gök gürlediğinde çok korktum. Hani bir şey mi olur, yıldırım mı düşer, acaba bir tel mi kopar? Uyuyamadım, yeri geldiğinde çok uyumadığım zamanlar oldu yağmurda, gök gürlerken. Bir de zaten çok korkarım gök gürlemesine. Yapacak bir şeyim yoktu. Evine iste direkten, ablada yaşayıp valla. Ölü tehlikesi yaşayıp, ölü tehlikesi. Fark ettiğinizde... Yok, ben normalde bizim babamın evinde, Ereğli'de evin ortasında kolon yapmıştı babam. Hani direkt ev ağır gelmesin. Ona binsin yük diye. Direkt, ben de öyle bir direk diye düşündüğüm için yani araştırmadım. Herhalde dedim evin yükünü orta direğe versinler, vermişler ki dedim hani evi ağırlık yapmasın. Bir yerden bir şeylik olmasın diye. Depremde geçirdi ya, depremde hani evler bayağı bir sarsalandı, şey oldu. Deprem olduğunda bir şey olmasın, hani bu kolon evin yükünü taşısın diye düşündüm. Çünkü benim Ereğli'de babamın evinin ortasında bir tane direk var. Ben ondan dolayı bunu algılayamadım. Evet, SEDAŞ'a gittim. Bir de taşın müdürüyle konuştum. Sen de evin dedi ortasındaki direkten dolayı ceza alırsın. Bunu nasıl kapattınız? Evin içine nasıl aldınız? Evden dedi 6 metremine uzak olması lazım. Bir şeyler dedi. Yan çapı, bilmem ne çapı. Tabii ki onlardan anlamadım. Dedim ben bunu ne yapmam lazım? Hangi bir yetkililiğe başvurmam lazım? Ben dedim böyle böyle ben bunu aldım ama ben bunu bu şekilde olduğunu bilerek almadım dedim. Şimdi şu anda düşünüyorum dedim. O da bana dedi ki sana bundan ceza gelir. Para cezası ödersin dedi. Hani oturduğun evin kadar ceza verirsin neredeyse. Öyle deyince korktum. Çünkü param yok. Ben bunu nasıl ödeyeyim? Param olsa böyle bir evde oturur muyum? Böyle bir evi almaya kalkar mıyım? Yani güzel bir param olsa güzel bir dairede otururum. Şimdi ben öyle deyince düşündüm. Aman bırak kalsın, direkt de kalsın dedim. Her şey kalsın yerinde. Çünkü ceza yiyecek olduktan sonra, ben bunu ödeyemeyecek olduktan sonra rezil olacağım. Yani gireceğim bir şeyin içine, rezil olacağım. Bu kolonun direkt olduğunu anladığınızdaki tepkiniz ne oldu? Şok oldum. Böyle baktım sokakta, sokaktan geliyorum öbür taraftan, o karşıdan bir yana doğru gelirken böyle baktım. Allah Allah, bu direk mi? Bu evin ortasında bu nerede duruyor diye sordum. Çünkü şoka girdim. Evin ortasında senin direk vardı. Benim evimin ortasında direk var ama dedim bu kolon. Bu evin tepesine nasıl konmuş bu direk diye düşündüm. Komşular da dediler ki elektrik direği var senin. O evin ortasındaki direğin etrafı çevrildi. Ben bir ay kendime gelemedim. Üzüldüm, ben korkuyorum dedim, ben burada nasıl duracağım dedim, nasıl kalacağım diye. Hep bir panikle yattım, hele gök gürlediğinde oturdum yatağın üzerinde. Allah'ım yardım et, Allah'a dua ettim. Allah'ım sen koru bizi. Hep bu şekil yani. Ne koy zaman oldu, oy çok basit diyorlar. Ben korkuyorum, ben bir an önce bu direğimin oyunun ortasından kaldırılmasını istiyorum. Sadece benim değil, bütün arkadaşlarım, bütün komşularımın can güvenliği için, bizlerin can güvenliği için, yarın bir şey olduğunda bütün arkadaşlarım, ben de dahil, bütün insanların burada yıpranmaması, heder olmaması, hani zor durumda kalmamaları için kaldırılsın, başka bir yerden verilsin. Tek isteğim de bu zaten. Evet, ne yapayım, öyle diyeyim, öyle. Ay, direkt başı bekleyen kadın.